Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, geldik fonksiyon kampımızın son testine. Platin kitabımızın, Miray Yayınları Soru Bankamızın 17 tane fonksiyon testini, 17 tane fonksiyon testini gömçürdün mü? Gömçürdün. O zaman sırtın yere gelmeyecek. Hiç korkma. Haydi bakalım, birinci soruyla başlayalım. Ne diyormuş bakalım. Bir okuldaki bilim şenliğinde matematik zümresi aşağıdaki gibi iki düzenek kuruyor diyor. Tamam. Birinci düzenekte atılan x kilogram meyve, 2x bölü 3 kilogram meyve suyu, x bölü 3 posa elde ediliyormuş. Yazmış zaten. X bölü 3 posa bu kadar meyve suyu. Tamam. İkinci düzenekte ise x kilogram posa attığında diyor, 3x bölü 5 gübre ve 2x bölü 5 atık elde ediliyor diyor. Tamam. Tülin getirdiği meyveleri sırasıyla birinci ve ikinci düzenekten geçirdikten sonra elde ettiği meyve suyu ve atığın toplamları 48 olduğuna göre kaç kilogram meyve getirmiştir? X'i soruyor. Hadi bakalım. Tülin getirmiş. X meyve getirdi değil mi? Şimdi X meyveyi getirdi, attı. Bu kadar posa, bu kadar meyve suyu elde etti. Tamam. Şimdi sonra ikinci düzeneye atacağız bunları. Ne atıyoruz ikinci düzeneye? Posa atıyoruz. Şimdi burada tree'yi şöyle yakala. Bak, burada da x posayı atma şeyini vermiş sana. Benim x posam yok ki. Ben x meyveyi attığımda benim posam x bölü 3. Yani burayı x bölü 3 yapacağım. Yani bunu neye bölüyorum? 3'e bölüyorum. X bölü 3. Bunu neye bölüyorum? 3'e bölüyorum. Bunu neye bölüyorum? 3'e bölüyorum. 3'e böldüğüm zaman burası ne yaptı? 2x bölü 15 yaptı. Yani bu kadar atık çıkar. Bunu 3'e böldüğüm zaman ters çevirip çarptım. 3x bölü 15. Sadeleştirmiyorum, paydalar eşit olsun. Yani ben içeri x meyve attığımda x bölü 3 posa çıktı. X bölü 3'ü posayı buraya attım bunlar. Ne söylediğine bakalım şimdi. Meyve suyu. Meyve suyu ne kadar var elimde? 2x bölü 3 kadar var. Tamam. İkinci düzenekten geçirdikten sonra ne diyor? Atığın ağırlığı diyor. Atık nerede bu? 2x bölü 15. 2x bölü 15. İşte bunların toplamlarının bize 48 olduğunu söylemiş. Hemen 5 ile genişletiyorum. 10 geldi. 2 ile topladım. 12x bölü 15 yaptı. Eşittir 48. Her iki tarafı 12'ye böldüğüm zaman burası 4 yaptı. İçler dışlar. X dediğimiz 60'a eşit oldu. Hop, bu kadar meyve getirmiş Tülin. Gel bakalım. Yine tam AYT'lik güzel bir fonksiyon sorusu. Şimdi f'i z artıdan r'ye, yani f'in içerisine pozitif tam sayı atacağız diyor. G'nin içerisine yine pozitif tam sayı atacağız diyor. Bir telefon çalıyor, ona bir bakmam lazım. Çok özür dilerim arkadaşlar, acil bakmam gerekiyordu. Şimdi hadi devam edelim. Pozitif tam sayılardan tanımlı ikisi de. Diyor ki fx, x'in diyor asal bölenlerin sayısı. He, fx'in içerisine bir x'i attığında onun asal bölenleri sayısına bakacakmışız. Gx ne diyor? X'e kadar olan tam sayıları topla diyor. Oh, zor da değilmiş. Şimdi bunu istiyor. Önce neye bakacağım? G99'a. X'de, Gx'de x yerlerine 99 yazdım. Bak, diyor ki 99'a kadar olan sayıların toplamı diyor o zaman Gx. Yani G99 eşitmiş 1'den 99'a kadar olan sayıların toplamları. Çünkü pozitif tam sayılar veriyoruz. 1'den başlıyor. Hop. Bunların toplamlarının ben n çarpı n artı 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz değil mi? 99 çarpı 100 bölü 2 yapıyor. Sadeleştirdik. Burası 99 çarpı 50 yaptı efendim. Şimdi bak, buranın cevabının 99 çarpı 50 olduğunu buldum. Bunu f'e sokacağım şimdi. Diyor ki bana f içerisine 99 çarpı 50 yazıyor. Sakın çarpma. F neydi? Asal bölenlerinin sayısı. O zaman bunları asal çarpanlara ayıralım. 99 nedir arkadaşlar? 9 çarpı 11. Yani 3'ün karesi çarpı 11. 50, 25 çarpı 2. 25, 5'in karesi 52. Bak, asal çarpanlarının şey, asal x'in asal bölenleri diyor. Asal böleni şu tabandakilerdir. 1, 2, 3, 4. Asal bölenleri sayısı dediği için burasının 4 olduğunu buldum. Soru şimdi benden G4'ü istiyor. G4 neydi? 1'den 4'e kadar olan sayıların toplamı 2, 3, 4. 5 oradan, 5 oradan 10. İkinci sorumuzun doğru cevabı C şıkkımız efendim. 3. Klasik bir soru ama ÖSYM'nin de çok sorduğu sorulardan bir tanesi. Fx fonksiyonunu tanımlamış. Diyor ki bunun en geniş tanım kümesini bul bana diyor. Sonra bunun görüntü kümesini bul diyor. Bunları kesiştir diyor. Önce tanım kümesi. Çift dereceli köklü fonksiyonların içerisi sıfırdan büyük veya eşit olacaktı. Bir mutlak değer sorusu burası. Yaz bakalım ne oldu o zaman? 4 eksi
Mutlak değer x eksi 1 büyük veya eşittir 0. Eksili olanı karşıya attım. 4'ten küçük veya eşit olmalıymış x eksi 1'in mutlak değeri. O zaman ne oldu burası? 4 ile x eksi 1'imiz eksi 4 aralığında. Eksi 1 sağa sola geçti. Burası 5 yaptı. Burası x yaptı. Burası da eksi 3. X'in aralığını buldum. İşte bu benim en geniş tanım kümem. Neresiymiş? Eksi 3 ile 5 aralığı. Hadi görüntü. Görüntü ne demek? Sonuçlar. Şimdi bana karekök işleminin yani çift dereceli kök işleminin alabileceği en küçük değeri söyle. Görüntü kümesi sonuçlar. En küçüğünü ve en büyüğünü bulacağım. Eksi olabilir mi kök işleminin sonucu? Olamaz. En küçük sıfır olur. O zaman görüntü kümemizin alabileceği en küçük değer sıfır. Hadi en büyüğüne bakalım. Burası en büyük ne olur arkadaşlar? Ne olur? Ne olur? Bak ben burayı sıfır yaparsam eğer x'e 1 verip burası ne olur? 3 çarpı karekök 4 olur. En büyük durumu da bu işte. Karekök 4 2'dir. 3 ile 2'yi çarptım 6. İşte bu da benim görüntü kümemde 0 ile 6 aralığında oldu. Bunların kesişimlerini istiyor. Cız sayı doğrusunun. Şimdi tanım kümemiz neresiydi? Eksi 3'e eşitlik var. Sonra 5'e eşitlik var. Tanım kümemiz burası. Görüntü kümesini yeşille yapalım. O da 0 ile 6 aralığında bakın. 0 burada, 6 burada. Bunların kesişimleri. Hop, ikisinin ortak olduğu yer 0 ile 5 aralığı çat Bursa. Kim? Üçüncü sorumuzun doğru cevabı Bursa. Gördün mü? Keyif alacaksın fonksiyonları çözerken. Hadi gel bakalım. Şimdi 5. 4. sorumuz. Arkadaşlar çok karıştırılan bir durum için yazdığım bir soru bu. Güzel de tatlı da bir soru. Dikkat, dikkat, dikkat. Diyor ki şekil 1 ve şekil 2'de tanımlanan bileşke fonksiyonları sırasıyla mx ve nx'tir diyor. Bak bileşkeler mx ve nx demiş. F7 eksi F3'ü soruyor. Şimdi yukarıdaki bileşke işlemi nedir bakalım. Bak G, F. Hemen Goff yazısı geliyor değil mi insanın? Sakın. Sakın tuzağa düşme. Burası Goff değildir arkadaşlar. Nedir biliyor musunuz? İlk girdi kime giriyor? G'ye giriyor. G'den çıkan F'e giriyor. Yani bak bu şu. Bak ilk girdim G'ye giriyor. G'nin sonucunu buluyorum. Bulduğum F'e giriyor. Yani burası budur. Yani bu fonksiyon Goff değildir. Fock fonksiyonudur. Tamam mı? F bileşke G X fonksiyonu kime eşitmiş? MX'e. Bak MX bu. MX. MX'in de ne eşit olduğunu söylemiş bize? X artı 8. Hadi o zaman ikinciyi hemen sen söyle. Bu ne? Bu bak H G'nin içerisinde. Burası da G bileşke H X'tir. Yani ikinci dıştadır. Unutma. Bu fonksiyon neymiş arkadaşlar? NX fonksiyonuymuş. O da 2x artı 1'e eşitmiş. Şimdi bana diyor ki F7 eksi H3'ü bul. Şimdi H3'ü bulabilmek için şurada x yerlerine 3 yazıyorum. Bak şöyle bir şey oluşuyor. Maviyle yazayım. G içerisinde H3 dediğimiz neye eşit oldu? 3 yazdığım zaman 7. Bu bilgiyi aldım bir kutu içerisine koyayım. Tamam bu kutu içerisinde. Şimdi bana ne istiyor? F7 eksi H3'ü istiyor. Bak H3 ile ilgili bir bilgiyi yarattım ama bulamadım. Şimdi buraya geri dönelim. Şimdi bu fonksiyon neydi arkadaşlar bakın. F içerisinde gx'ti değil mi? Bu neye eşitmiş? X artı 8'miş. Şimdi benim f'in 7 olmasını istiyor. Şimdi 7 olabilmesi için ne yazmam gerekiyor diye bir bakacağım. Bakın arkadaşlar benim g'nin içerisinde h3 7 idi. Gördük mü? G içerisinde h3 7 idi. Yani ben şurada x yerlerine h3 yazarsam ne oluşuyor bakın. F içerisinde G içerisinde H3 oluyor. X gördüğüm yerlere H3 yazdım. Burada da yazıyorum. H3 artı 8 yaptı burası. Bak şimdi ben buranın 7 olduğunu biliyorum değil mi? Bak burası 7 artık. Yani F7 dediğimiz buna eşitmiş. Hop bunun yerine ne yazıyorum şimdi? H3 artı 8 yazıyorum. Eksi H3'ümüz var. Hiçbir şey hesaplamadan cevabı bulduk. Dördüncü sorumuzun doğru cevabı A şıkkımız. Güzel, güzel, güzel bir soru. Gel bakalım. Ahanda yine çok iyi bir yorum olan arkadaşlar. İyi bir yorum olan yani hatta artanlık azalanlık bilgisi bile bilmemiz gerekiyor bu soruda. İyi bir yorum olan 2022 yılında AYT'de sorulmuş. Fonksiyon uygulaması mı?
Yani yakın ama fonksiyon bilgisiyle de rahatça çözeceğimiz bir soru olduğu için buraya yerleştirdim bu soruyu. Dikkat edelim. Ne olur dikkat edelim bu soruya. Dik koordinat düzleminde 0,6 kapalı aralığında tanımlı FGH fonksiyonlarının grafiklerinin bir kısmı verilmiştir. Bir kısmı değil, bir kısmı dizgici. Tamam, oraya R'yi ekledik. Şimdi bize sarı bölgede bak, buradaki sarı niye sarı? Grafiklerin üstünü bir kağıtla örtmüş gibi düşünün. Yani o bölümünü bilmiyorum grafiğin. İşte orayı yorumlatacak. Bu fonksiyonlar için böyle bir eşitlik verilmiş. Buna göre 1, 2, 3 numaralı grafiklere gelen fonksiyonlar nedir? Yani şu 1 F mi, G mi, H mı? 2 G mi, F, G mi, H mı? Bunları bul diyor. 1 numaralı fonksiyon hangisi? 2 numaralı fonksiyon hangisi? 3 numaralı fonksiyon hangisi? Bak diyor. Şimdi önce bilgimize bakalım. Şimdi G1, H1, H1. Önce x'in 1 olduğu yeri buldum. Yok deme. Şimdi 1 olduğu yerde çizgimi attım. Bak şimdi f1'in kaç olduğunu biliyorum 2. f1'in 2 olduğunu biliyorum. Sonra h1'in 4 olduğunu biliyorum. Bak h1 gördüğüm yerlere 4 yazdım. Bir de bana g1 lazım. g1'in de 5 olduğunu buldum. Şimdi bilgim şöyle oldu bakın. Yazalım burayı. Ne oldu bilgimiz? Burası f5 yaptı. F5. Küçükmüş. Burada ne var bakın 4 F4'ten tamam o da küçükmüş G4'ten tamam bilgim bu. Bu bilgiyi iyi kullanacağım şimdi. Bana bilgiyi verecek yer şurası. F4 F5'ten büyükmüş. Şimdi artanlık azalanlık hatırla. Şimdi benim fonksiyonum artansa F4 buradaysa x yerine 4 yazdığımda F4 buradaysa 5 yazdığımda F5 buradadır. Yani fonksiyon artansa F5 F4'ten büyük olur. Bak F5 F4'ten büyük olur. Ama fonksiyon azalansa F4 F5'ten büyük olur. Bak 4 yazdım 5 yazdım. 4 değeri 5 değerinden daha büyük. O zaman F4 F5'ten büyükse F azalan bir fonksiyondur o aralıkta. Bakıyorum azalan hangisi? 1 numara azalmış. 2 numara azalmış. Yani benim F'im ya bu ya bu. Bak bu fonksiyon artan olduğu için bunun f olma şansı kalmadı. F'i yorumladım. Şimdi buna bakalım. Aynı değer için 4 değeri için x yerlerine 4 ver diyor. 4 buralarda bir yerde g4 f4'ten büyük diyor. Bak şimdi benim bundan bunun biri f'ti. Bak bunlar yani f grafiğimiz hangisi? Şuradaki ya yukarıdaki ya aşağıdaki. Yani 4 değeri için bak buraya baktığım zaman demek ki bu g4. Bu da F4 çünkü G4 büyükmüş. He, demek ki bu fonksiyonum benim G. Bu fonksiyonum F. Öbürüne de mecbur H kaldı. Bir numara G o zaman. Bir numara G. İki numara F H bulduk. Tamam mı? Çok güzel soru. Çok beğendiğim sorulardan bir tanesi. Beşinci sorumuzun doğru cevabı B şıkkımız efendim. Evet geldim altıncı soruya. Bir problem sorusunu fonksiyon sorusuna dönüştürmüş Selim hocamız. Cemal A noktasındaki bulunan kutuları B noktasına sabit bir hızla taşımaktadır. Burada bir sürü kutu var. Kaç kutu olduğunu bilmiyoruz. Sabit bir hızla taşıyor. Diyor ki Cemal taşıma işlemine başladıktan 2 saat sonra kutuların 1 bölü 9'unu taşıyor diyor. 2 saat ilgilendirmiyor beni. O zaman 2 saatte 1 bölünü taşıyorsa 1 saatte sabit hızla taşıdığı için bunun yarısını. Yani 1 bölü 18'ini taşır. Bana soruyu bu bilgi çözdürecek. 1 saatte 1 bölü 18'ini. 7 saat sonra A noktasında 66 kutu kalmıştır. T saat sonra A noktasında kalan kutu sayısı FT. Yani A'da kalan kutu sayısı fonksiyonum olacakmış benim. FT fonksiyonu. O FT'yi oluşturacağım şimdi. FT. Tamam mı? T saat sonra diyor buna göre F10 kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada kaç tane kutumuz olsun? A tane kutumuz olsun. 1 saatte 1 bölü 18'ini taşıyor. 2 saatte 2 bölü 18'ini. 3 saatte 3 bölü 18'ini. Şimdi benim A tane kutum var. Eksi T saatte ne kadarını taşıyordu A kutunun? 1 bölü 18'ini. Yani 1 saatte kutuların A bölü 18'ini taşıyor. Tamam mı? 1 saatte. 2 saatte ne kadarını taşır o zaman? 2A bölü 18'ini. Peki T saatte ne kadarını taşır? A T çarpı A bölü 18'ini taşır. İşte kalan kutu sayısı budur. T çarpı A bölü 18. İşte T saat sonra kalan kutu sayısını verecek bağıntımız budur. A tane kutum var. Toplam 1 saatte
A bölü 18'ini taşıyor. 2 saatte 2 A. Bana T saati lazım. Şimdi diyor ki 7 saat sonra 66 kutu kalmıştı yani. Yani diyor ki F7 66'ya eşit kardeşim diyor. Hadi yazalım o zaman. F7 eşittir. A çarpı ne yapıyorum? T yerine 7 yazıyorum. Eksi 7A bölü 18 yaptı. İşte bunun bana 66 olduğunu söylemiş. Payda eşitledim 18A. 7A'sı gitti. 11A bölü 18 eşittir 66 yaptı. 6'ları 11'leri sadeleştirdim 6. İşler dışlar yaptığım zaman 48'in 8'i elde var 4. 108 oldu değil mi? 48, 4, 108. A'mız kaçmış? 108'miş. F onu istiyor şimdi. O zaman burada FT'yi yeniden oluşturalım. FT. A'nın kaç olduğunu buldum ben. 108. Eksi 108 T bölü 18 oldu. Şimdi F onu istiyor. T gördüğün yerlere 10 yaz diyor. Şunun tam 6 katıydı arkadaşlar. 6 ile 10'u çarptım 60. 108'in 60'ı gitti. 48 oldu. Hop, 6. sorumuzun doğru cevabı D şıkkımız. Fonksiyon oluşturduk. Ha, problem sorusu gibi de çözebilir miydik? Çözerdik. Hadi gel bakalım 7. sorumuz. Diyor ki dik koordinat düzleminde 2019 TYT sorusudur kendileri. Yine yorum var. Güzel bir yorum var. 0-3 aralığında F ve G fonksiyonların grafiklerini vermiş. Demiş ki 0 ile 1 arasında bir A sayısı al. Bak 0 ile 1 arasında bir A sayısı al demiş. Sonra demiş F'in içerisinde GA'yı oluştur. Bulduğun sonuç B'ye eşittir demiş. Bak bu B'ye eşitmiş. Sonra G'nin içerisinde FA'yı oluştur. Bunun sonucu da C'dir demiş. ABC'yi sırala demiş. Hadi o zaman ilk yapmamız gereken GA ve FA'yı bulmak. Düz çizgimi alıyorum. Çiziyorum yukarı. Kırmızı grafik G. Bak burası GA'dır. Tamam mı? Burası GA'dır. Mavi grafik F. Burası da FA'dır. Tamam. Şimdi ne buldum? GA'yı buldum. Ne bu bilgim ne? GA 2 ile 3 aralığında. Bak yazıyorum. GA 2 ile 3 arasında bir sayı. Tam bilmiyorum ama. FA'ya bakıyorum. FA da burada. 1 ile 2 aralığında. FA da 1'den büyük, 2'den küçük. Tamam. Şimdi ben ne yapacağım arkadaşlar? Buradaki FA 1 ile 2 aralığında ya. 1 ile 2 aralığında bir sayı seçip F'e bir daha işleme sokacağım. O zaman 1 ile 2 aralığında bir sayı seçiyorum. Yani FA'yı buraya yazıyorum. FA 1 ile 2 idi ya. Bileşke fonksiyonunda FA'yı bir daha yerine yazacağım. Kime yerleştiriyorum bunu? F fonksiyonuna. O zaman FA'yı mavi grafiğe götürüyorum. FA'yı mavi grafiğe götürdüğümde şurada bir şey oldu. Hop buraya gitti. İşte buranın sonucu B'dir arkadaşlar. Tamam mı? Bunun gittiği yer pardon. Bunun gittiği yer neydi? C. C sayısı burada oldu. Hangi aralıkta? C sayısı 2 ile 3 aralığında. Hadi buraya gelelim şimdi. GA. Hangi aralıkta GA? 2 ile 3. 2 ile 3 aralığına GA'yı yerleştiriyorum. Bunu da F'e işleme sok diyor. O zaman GA'yı F'e mavi grafiğe götürüyorum. İşte sonucu B'ymiş buranın. B de burada. B hangi aralıkta bakın? 1 ile 2. B dediğimiz sayı da 1 ile 2 aralığında. A, B, C'yi sırala diyor. Bakın A hangi aralıktaydı? 0, 1. Bu 1, 2. Bu 2, 3. O zaman A en küçük. Sonra B, sonra C. C en büyük. Sonra B, sonra A. C, B, A. 7. sorumuzun doğru cevabı A şıkkımız efendim. Gördünüz mü? ÖSYM grafik sorularında bir tık işi zorlaştırdım. Hadi gel bakalım. 8 ve 9. sorularımız daha kolay. Rahatlayın diye en sonlara kolay sorular koydum. Ama okuduğunu da anlayacaksın. Okuduğunu anlarsan kolay. Hadi bitirelim şimdi. Diyor ki şekildeki kombi 30 santigrat sıcaklığa kadar saatte 2 metreküp doğalgaz harcamaktadır diyor. Tamam mı? Yani 30 santigrata kadar sabit 2 harcıyormuş. 30 santigrat sıcaklıktan daha yüksek sıcaklıklarda ise harcadığı doğalgaz miktarı doğrusal olarak artıyormuş. Yani ben 30'dan daha büyük bir sıcaklığa çıktığımda doğrusal olarak artıyormuş. AX artı B. Ne zaman sıcaklık 30 üstüne çıktığında bir doğrusal fonksiyonmuş. Diyor ki X'im 30'dan büyük eşit olmak üzere. FX
kombinin x santigrat sıcaklıkta harcadığı doğal gaz miktarıymış. Tamam mı? Bak neymiş, zaten doğrusal olarak artıyordu ya. İşte fx harcadığı doğal gaz miktarı. Fonksiyon doğrusal zaten. Diyor ki kombi 60 santigrat sıcaklıkta 3 metreküp doğal gaz harcıyor diyor. Yani bana F60'ın 3 olduğunu söylemiş. Peki başka bir şey var mı? Bakın x 30'a eşit ya. Tam 30 olduğunda ne kadar harcıyormuş? 2. Aslında orada sana bir de F30'un da 2 olduğunu söylemiş. 2 bilgim var. 2 bilgim varsa A'yı da B'yi de bulurum. Önce 30 yazıyorum. 30 yazdım arkadaşlar x yerlerine. Ne geldi? 30A artı B eşittir 2 yaptı. Sonra 60 yazıyorum. 60 yazdığım zaman 60A artı B de eşittir 3 oldu. Hemen yukarıdakini eksiyle çarptım, topladım. Burası 30A yaptı. 30A yaptı. Eşittir 1. Her iki tarafı 30'a böldüğümde A'nın 1 bölü 30 olduğunu buldum. Şimdi A gördüğüm yerlere 1 bölü 30 yazıyorum şu denklemde. Şunlar götürüyor. 1 yapıyor. 1'i de karşıya aldım. 2'nin 1'i gitti. B'de 1. Yani fx fonksiyonum karşımda. A'nın 1 bölü 30 olduğunu buldum. 1 bölü 30x. B'nin 1 olduğunu buldum. Bu. Bitti. Şimdi bize F40'ı istiyor. X yerine 40 yazdım. 40'ın sıfırları sadeleşti. 4 bölü 3 artı 1 var. Topladım. Hop buradan 4, 7 bölü 3 geldi. Toplayamıyordum az daha. 8. sorumuzun doğru cevabı da A şıkkımız oldu. Gel bakalım. 9. Herkes kendisi çözer mi? Bence çözer. Yukarıdaki F, G, H, T fonksiyonları tanımlanmıştır. Bak F burada, G burada, H burada, T burada. Örneğin örnek de vermiş. Diyor ki H'ın içerisine TX artı 1 girdiğinde diyor sonuç 2x oluyor diyor. Yani içeri girenler bunlar, sonuçlar bunlar. Bunu istiyor. Hadi başlayalım. O zaman bu fonksiyonları da söyleyebiliriz arkadaşlar. Bakın verilen bilgilerin ne olduğunu söyleyelim. F buradan buraya. İçine x yazılmış, sonuç 2x olmuş bak. Şöyle yukarı yazayım. Fx eşitmiş 2x'miş. Buradan devam ediyorum. G'nin içine 2x yazılmış. G 2x. Sonuçları ne olmuş? 4x artı 1 olmuş. Sonra h buradan buraya. H'ın içerisine 4x artı 1 yazılmış. H 4x artı 1. Sonuçları ne olmuş? 2x. Son olarak t'nin içerisine 2x yazılmış. T'nin içerisine 2x. H t dedim, h yazdım. T'nin içerisine 2x yazılmış. Sonuçları ne olmuş arkadaşlar? X. Gerisi kolay. Bu soru ne istiyor benden? F5 artı H5. F5'i bulabilmek için x yerlerine 5 yazdım. F5 eşittir 10 oldu. Ne lazımdı? H5. H5'i bulabilmek için x yerlerine 1 yazdım. H5 dediğimiz eşittir 2 oldu. G4 lazım. G4'ü bulabilmek için x yerlerine 2 yazdım. G4 eşittir. 2 yazınca burası 8 artı 1'den 9 yaptı. T4 lazım. T4'ü bulabilmek için x yerlerine 2 yazdım. T4 dediğimizde 2 eşit oldu. Bunları topla diyor. Topladım 12. Sonra G4'ten T4'ü çıkar diyor. G4'ten T4'ü çıkardım 7. Sonra bulduğun sonuçları topla diyor 19. 9. sorumuzun doğru cevabı E. Onu da bitirdik. Sırtımda bir yüktü açıkçası arkadaşlar. Yani ara vermiştim fonksiyonları çözmeye, şeylerini çözmeye. Umarım geç kalmamışızdır. Güzelce, güzelce çalışın. Bak 17 tane daha ekstra test çözdüm sizin için. Bir sürü güzel soru çözdüm. Ne olur bu kamptan çok güzel bir şekilde faydalan. Haydi bakalım, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.